Bismillah. Panayırımız açılmıştır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah kulağın verdiği bir yetenek. Bizim aramızda sanat sevki en yüksek. Başkanımız. Kolay gelsin. Koyuyor. Sonra torbaya sonra kurutuyor. Nasıl yineceğini biliyorum peki? Ya bu kuş değil mi? Bunlar... Abi ya kızartırsın. Ya bunlar sos var. Evet, evet, kızartmalık ya. Değil. Vallahi uçacak. Uçacak. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyelim. Basın mensubu olarak ben biliyorsunuz aslen Bolu'nun Gerede ilçesi doğumlu, keza sen de aynı. Dolayısıyla biz burada aynı zamanda ev sahibi sayılıyoruz. Geçmiş tarihi belli olmayan, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yazan bir tarihten bahsediyoruz. Tamamıyla buradaki köylünün, aynı zamanda sadece Gerede ve Bolu değil, çevre illerin, tüm Türkiye'nin her tarafından gelen, Türkiye'nin en büyük panayırından bahsediyoruz. İnsanların yıllık temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, işte yaylaya çıkan insanların yayla dönüşündeki ürünlerini sattıkları, kışlık ihtiyaçlarını aldıkları panayırın olmazsa olmazları vardır. İşte insanlar gelirler burada, o hayvanını, ürününü sattıktan sonra yıllık patatesini, pirincini, mercimeğini, hepsini buradan ihtiyacını görürler. Aynı zamanda panayırla ismi aynı anda zikredilen Gerede'nin meşhur o kızarmış kazı vardır. İşte burada gördüğümüz köfteri vardır, şakşak helvası vardır. Bunlar panayırın olmazsa olmazları. Panayır'a gittiyseniz şu sorulur: kazınızı aldınız mı, köfterinizi aldınız mı, helvanızı aldınız mı diye. Bölge insanının toplandığı, geçmişten gelen böyle güzel bir gelenek var. Bugün panayırın ilk açılış günü. Sizlerle birlikte işte Bolu'dan ve çevre illerimizden gelen milletvekili arkadaşlarımız, abilerimiz de var. Onlarla beraber panayırın açılışını yaptık. Biz de burada vatandaşımıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz, söylüyoruz. Vatandaş memnun. Hava şartları da bugün uygun olduğu için güzel bir panayır süreci geçecek diye düşünüyoruz. Ben de sizlere katılımınızdan dolayı, panayırın tanıtımına vermiş olduğunuz katkıdan dolayı hasreten teşekkür ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Buradaki esnafa, vatandaşa hayırlı işler, bol kazançlar, alışveriş yapan hemşerilerimize de hayırlı alışverişler diliyoruz. Panayırların bütünleştirici bir etkisi var. Toplumun kaynaşması için, insanların buluşma noktası gibi bir özelliği kültür oluyor. Evet. Bu bir kültür. Yani bu insanların, hatta şöyle bir şey vardır. Bizim çocukluğumuzda şu olurdu. Derlerdi ki panayırda buluşuruz mutlaka. İnsanlar Ankara'dan, İstanbul'dan, uzak yerlerden gelen insanlar dahi bir vesileyle panayırda buluşurlardı. İşin böyle bir birleştirici tarafı da var. Bu kültürün devam etmesi lazım. İşte buradaki tozundan tutalım da panayırın kendine has, işte hemen bir köşede oturup bir kaz oturup kavun kesip yanında kaz yemesi meşhurdur. Bunlar bizim bir kültürümüz, Gerede'nin bir kültürü, yılların geçmişten gelen bir kültür. Bunlar devam etmesi lazım. Devam etmesini de doğru buluyoruz diyelim. İnşallah hayırlı olur her şey için diyelim. Farklı illerden gelen çok fazla Gerede var fazla. Başkanım. Yani dolayısıyla burada sizin söylemiş olduğunuz gibi kesinlikle bir ortamı oluyor. Kesinlikle. Peki bu geleneksel ortamın sürdürülebilmesi için başka neler yapılabilmeli? Katılımlar her yıl artıyor mu? Bir defa ben şunu söylüyorum. Buradaki büyünün bozulmaması lazım. Hani burayı modernleştirmememiz lazım. Eski haliyle neyse o şekilde tutmamız lazım. Belki insanların yürüyüş yolları noktasında falan dikkat edilebilir. Belediye başkanımız sağ olsun bu noktada asfaltlama falan yapmış ama eğer ki biz burayı çok modern dükkanlar haline getirirsek, o eski kültüründen çıkarırsak panayırları kaybederiz. Bu şekliyle muhafaza edip işte hemen köşede gidip çeyrek ekmek arasına köftenizi alabilmeniz lazım. Bunu muhafaza etmek için gayret göstermemiz lazım. Tabii bunu yaparken de köylerin bitmemesi lazım. Köyler biterse panayır biter. Köye dönüşü desteklememiz lazım. Ama tarımsal destekler şu an sürüyor. Sürüyor ama bunu daha fazla yapmamız lazım. İnsanları köyde tutmak için ciddi anlamda çaba sarf etmemiz lazım. Bu konuda tabii ki hükümetimiz gerekli olan çalışmaları yapıyor, yerine de getiriyor ama köylerin bittiği an, köylerden insanlar çekildiği an panayır da biter.
Dolayısıyla birbirine bağlı bir zincirden bahsediyoruz. İnşallah ben bu şekilde devam edeceğini de düşünüyorum. Yok, şu anda yok ki bunu da zaten görüyoruz. Mahşeri bir kalabalık var. Bu manada da önemsiyoruz inşallah diyelim. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kazınızı yemeden de buradan gitmeyin inşallah. Teşekkür ederim. Bugün güzel bir gün. Cuma günü. Sağ olsun, ben öncelikle vekillerime teşekkür ediyorum. Kilis milletvekilimiz var, Reşit Polat. Yine benim kardeşim, Bayburt milletvekilimiz Bünyamin Özbek kardeşim. Alim Tunç, doktor, Uşak milletvekilimiz, abimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, ekiple beraber misafirlerle merhaba dedik. Yine Kerkit belediye başkanımız burada, hoş geldiniz diyoruz. Yine kızımız var burada, sergi açan. Bugün güzel bir gün. Bu geleneksel bir panayır, hayvan ve emtia panayırı. Sadece buraya Gerede'liler, Bolu'lar gelmiyor. Yakın ilçelerden, dolaştığımızda da Kastamonu'dan, Devrek'ten, Ankara'dan, Güdül'den, Düzce'den, Türkiye coğrafyasının çeşitli taraflarından geliyor. Demin açılış kısmında da söyledik. Devletleri büyük yapan şeylerden bir tanesi de aslında ananelerin, öfrenin devam etmesi. Bu aslında Kaymakam Bey çok doğru bir tespitte bulundu. Ticari anane mi demiştiniz? Ticari gelenek. Ticari gelenek. Yani sosyal bir faaliyet olması. Sosyal bir faaliyetin yanında ticari bir gelenek. Devletleri büyük yapan şeylerden bir tanesi de aslında bu geleneklerin de devam etmesi. Allah devletimize zeval vermesin. Biz Gerede Belediyesi, Emniyet, Kaymakamlık, Jandarma, maaile zaten Mülk İdare Amir Kaymakamımızın başkanlığında belediyemizin himayesinde bu süreci zaten ikmal ettiriyorlar. Biz zaman zaman sağ olsun misafir milletvekillerimiz, devlet büyüklerimiz şeref veriyorlar bize. Onlara da bu bölgenin özelliklerini anlatıyoruz. Bu bir aynı zamanda kültür enformasyonu transferi. Burada farklı kültürleri görüyoruz, farklı meslek gruplarını görüyoruz. Yolda gelirken ben vekillerime söylemiştim. Burada Türkiye'nin en büyük katır satışı olurmuş. Mesela bu bölgede hiç kullanılmaz. Şakşak helvası bu bölgenindir ama köfter deriz biz ona, şeker bey pazarıdır mesela orijin onun. Ha, şekerli sucuk diyorlar ona. Ama burayla müsemma olmuş. Biz tüm halkımızı, tüm milletimizi Gerede'deki o kızarmış kaz, şakşak helvası ve köftere davet ediyoruz. Gerede panayırı. Gerede panayırı. Evet. Denir, yani akla gelir. Efendim? Kızarmış kaz, şakşak helvası deriz ona. Artık eskisinden biraz daha yumuşak oluyor. Keşimiz var, köfterimiz var. Burada inşallah bereketli bir, aynı zamanda da sosyal hizmet oluyor. Esnaflarımız bereketli kazanç versin Allah. İnşallah gelen insanlarımıza, çocuklara, evlatlarıyla ilgili, aileleriyle ilgili Luna parklarımız var. Hem sosyal bir alan, hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar, hem kışlık erzakını alıyorlar. Genel bir teamül var. Yani şöyle düşünün, ben milletvekiliyim. Burada da evim var, Ankara'da da evim var. Muhtemelen babam akşam bana, oğlum bir çuval soğan aldım, bak bunu Ankara'ya götür der. Böyle de bir gelenek var. Biz bu gelenekleri yaşatmak gibi bir muradımız var. Allah bereketli kılsın diyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Efendim son soru her yıl giderek artan bir sayısal bir rakam var. Bunun neye nazaran olduğunu düşünüyorsunuz? Ya şöyle, biz ülke olarak değişiyoruz, dönüşüyoruz. Elbette ki bunda ben belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Güçlü bir idarenin, belediyecilik anlayışının, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Güçlü bir devlet anlayışımızın olmasının da vesilesi var. Buralar toz topraktı. Belediye başkanımız buraları asfalt haline getirdi. İnşallah deri sanayimiz ilgili aşağıda büyük tabakhaneler açıldı. İnşallah seneye daha farklı bir ortamda geleceğiz. Burası kamulaştırıldı komple. Vatandaşımıza tahsis muradıyla dükkanlar daha düzenli, devlet burada daha etkin amil, polisimiz, jandarmamız, zabıtamız, kolluk gücümüz, herhangi bir hırsızlık, adli vaka olmaması muradıyla bir güven telkin ediyor. Zaten bir gelenek olan burası, o devletin sıcak, şefkatli ve merhametli kollarıyla da aslında kar topunun çağa dönüşmesi gibi katlanarak devam ediyor. Teşekkürler. En güzeli de burada olan insan keyfiyeti ve güzel vekillerim. Ben teşekkür ediyorum kendilerine de inşallah. Çok sağ olun. Evet, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun tüm vatandaşlarımızın. Bugün burada tüm vatandaşlarımızla hep birlikte, hep beraber geleneksel hayvan ve emtia panarımızda bulunmuş bulunuyoruz. Bugün sayın vekillerimiz ve misafirlerimiz sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine müteşekkiriz. Tabii panayır demek, Gerede panayırı demek, geçmişi yüzyıllara dayanan, çok köklü bir geçmişi olan, asırlara dayanan bir geleneğimiz var. Tabii panayırımızın yanında bizim malumuz olduğu üzere geleneksel olarak dericilik sektörümüz ünlü ve insanlarımızın çoğu geçimini dericilik sektöründen temin etmekte. Ama Türkiye'de 5 tane panayır var ise bunlardan biri de Gerede hayvan ve emtia panayırıdır. Tabii panayırlar sadece ticari faaliyet değildir. Aynı zamanda sosyal faaliyettir. Bizlere düşen bu sosyal faaliyeti, bu ticari geleneği gelecek kuşaklara aktarmak, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak. Biraz evvel sayın vekilim bahsetti. Babam işte diyecek ki bu bir çuval
soğanı aldım. İşte bunu oğlum evine götür veyahut da kendi Ankara'ya götür. Bak ne güzel bir gelenek. Bunu kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Tabii panayırlar birlik ve beraberliğin en güzel örnekleridir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir güç karşımızda duramaz. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Tabii büyük şehirlerde insanlar sosyal yalnızlık içerisinde. Bizler ise burada köylüsü, kentlisi, şehirlisi, genci, yaşlısı hepimiz bir aradayız. Dolayısıyla sosyal bir birliktelik yaşıyoruz. Tabii ticari faaliyetin yanında ilçemizin tanıtımına da bu tarz panayırlar ciddi katkıda bulunuyor. Ben buraya gelen hemşerilerimizin inşallah doğal güzelliklerimizi, yöresel tatlarımızı, yani özellikle Gerede panayırı deyince biraz evvel Sayın Vekilim de ifade ettiler, kızarmış kazımız, keşimiz ve şakşak helvamız gelir. Ben tüm vatandaşlarımızın gelip özellikle bu tatlardan tatmasını istiyorum. Sizin vesilenizle tüm vatandaşlarımızı panayırımıza davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza da hayırlı bir cuma günü diliyorum. Sağ olun, var olun. Siz beğeniyor musunuz efendim bizim geleneksel tatlarımızı? Muhakkak ki. Tadımız... Gerede kaymakamımız aynı zamanda komşumuz da Çerkeş kaymakamıydı. Evet. O zamanlarda geliyorduk, tadıyorduk. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı da bu vesileyle davet etmiş oluyorum sizin aracılığınızla. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ben öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğinizden dolayı sizlere şahsım ilçem adına teşekkür ediyorum. Tabii geleneksel Gerede hayvan ve emtia panayırı olarak adlandırılan, kuruluş tarihi belli olmayan, asıllardır devam eden ve aynı özellikle, aynı dokuyla, aynı anlayışla, aynı hissiyatla ecdadın bize emanet olan bu kültürel mirasımızı tarih boyunca aldığımız emaneti yine nesillerimize aktarmak adına devam ediyoruz. Bu kültürel önemli bir miras. Tabii Türkiye'deki 5 büyük panayırdan bir tanesi ve Türkiye'nin her yerinden buraya gerek ziyaret amaçlı, gerekse alışveriş yapmak, gerekse ticaret yapmak, mal satmak amacıyla buraya bir panayırda en az 100 bin kişinin ziyaret ettiği bizim tespitlerimize göre. Tabii ki bu panayırın özellikle Eylül ayının 3. cumasıyla başlaması tevafuk bir tarih değildir. Ecdadımız bunu niye göre belirlemiştir? Artık topraktaki mahsulün gün yüzüne çıktığı, tüketiciyle buluşacağı tarihler bu tarihi isabet etmekte. Ve şu anda çevre illerimizde patatesinden tutun ki soğanına kadar, sarımsağına kadar, patatesine kadar, nohuduna kadar, fasulyesine kadar tüm kışlık bakliyat ihtiyacını çevre il ve ilçeler bu panayırdan temin etmekte. Bu son derece önemli ve son derece anlamlı. Şimdi 15 gün arayla diyoruz. 15 gün arayla olmasının da bir sebebi var. Ecdadımız geçmişte nakliyat neyle sağlanıyordu? At arabalarıyla, öküz arabalarıyla sağlanıyordu. Ve şu anda buradaki gelen satıcılarımız mallarını önce 15 gün, 3 gün, 15 gün arayla olması, bu 3 günde sattıklarını, tezgahında boşalanları memleketinden tekrar buraya getirebilme imkanına sahip olsunlar diye. Bu tarihler tevafuk değildir. Aynı zamanda yöresel lokasyonda bizde yaylacılık da meşhurdur. Kışı sert geçen bir memleket bizim memleketimiz ve en az 6 ay kışın geçmişteki köylerle olan iletişim ve ulaşım açısından da çok da sıkıntılı bir yer olması hasebiyle bizim çocukluk dönemimizde bile bu panayırda tüm ihtiyaçlarımızı, okul ihtiyaçlarımı giysiden tutun ki kırtasiye ihtiyaçlarımıza kadar bu panayırdan temin ederlerdi. Bizim büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyük dedelerimiz, büyük annelerimiz bütün ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarına kadar buradan temin ederlerdi. Ve bu çok önemli bir şey. Peki Gerede ile özdeşleşen özelliği ne panayırın? Bizim kızarmış gazımız son derece önemli ve anlamlı. Gerede'ye gelen misafirlerimizin kızarmış gaz almadan gitmemelerini öneriyoruz. Yine şakşak helvası olmazsa olmazımızdır panayır açısından. Yine somun ekmeğimiz olmazsa olmazımızdır. Köfter diye tarif ettiğimiz cevizli sucuğumuz olmazsa olmazlarımızdır. Yani burada aklınıza gelen yöresel ürünlerin, özellikle doğal organik ürünlerin kış bunlusundan tutun ki kirenine kadar, alucuna kadar, ahlatına kadar, taze fasulyesine kadar şu anda bahçesinden çıkan tüm ürünlerini vatandaşımız buraya götürür, satar ve pazarlar. Sattıklarıyla evinin ihtiyaçlarının tamamını bu panayırdan karşılar ve dolayısıyla kış ihtiyaçlarını giderir. Ve aynı zamanda bölgesel lokasyonda en büyük pazar niteliği de taşımaktadır. Burada sağlık hizmetleri haricinde ne ararsanız, ne aramak istiyorsanız bu pazarda bunu bulma imkanına sahipsiniz. Ve ben buradan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza,
böyle mübarek bir günde, bakın cuma olmasının bile bir sebebi vardır. Bizim ecdadımız dini günlere bile önem vermiş, cuma ile başlatmıştır. Yani mübarek bir günde pazarımızı başlatmış, bunun da bir anlam ifade ettiğini burada ifade etmemiz gerekir. Ben buradan sizlerin aracılığınızla Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza mutlaka ve mutlaka Gerede Panayır'ına gelmelerini ve sadece panayır olarak bakmamamız lazım. Doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla, yayla turizmiyle, gölleriyle tam bir yani cennet olan bir güzel ilçemize ulaşımı çok kolay. Yani İstanbul 30 milyon nüfusa maksimum 3 saat gibi bir kısa zamanda ulaşabilme imkanınız lazım. Stratejik olarak da önemli bir merkeziz biz. Yani Ankara'ya 1 saat, İstanbul'a 2 saat bir mesafede ve D100 ve D750 ve TEM otoyolunun tam kesiştiği bir nokta. Aynı zamanda hem Karadeniz, Doğu Anadolu'yu Marmara'ya bağlayan en önemli merkezlerden bir tanesiyiz. Ben bu anlamda tabii Panayır'ımıza ilgi gösteren Türkiye'deki değişik il ve ilçelerden gelen tüm esnaflarımıza şahsım ve ilçem adına bir kez daha teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Buradan tabii hava müsait olduğunda inşallah havalarımız güzel gider. Panayırlarda da bol ve bereketli helalinden rızıklar vermesini ben Rabbimden niyaz ediyorum. Ben burada tüm vatandaşlarımıza tekrar tekrar buradan sizin aracılığınızı iletiyorum ki Gerede Panayırı'nı ihmal etmesinler, mutlaka uğrasınlar. Büyük zevk alacaklarını yerel yönetim olarak, belediye başkanı olarak buradan ifade etmek istiyorum. Buradan tüm hemşehrilerimize bir kez daha şahsım ilçem adına teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım son olarak sizin burada yapmış olduğunuz birçok iyileştirmeler var. Tabii buradaki katılımın artmasındaki esas meselelerden bir tanesi de belki bu altyapı ile ilgili yapmış olduğunuz düzenlemeler. Şimdi tabii Gerede'nin merkezinde kalmış bir tabakhane sorunu var. Onun tasfiyesiyle ilgili olarak da bir projeniz var, gerçekleşecek. Evet. İlerleyen yıllarda sanırım biz burayı daha nezih, daha temiz koşullarda görebileceğimiz bir ortamda. Ben böyle bir sorudan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ki Gerede deyince dericilik akla gelir. Dericilik, Türkiye'deki büyükbaş hayvan derisinin %40'ını biz üretiyoruz. Ve Gerede'nin istihdamına en büyük katkı sağlayan en önemli sektör deri sanayi. 2500 ila 3000 kişinin istihdam edildiği önemli bir sektör. Ancak biz yaşanabilir bir ilçe, temiz bir ilçe, turizm gelirlerini artıracak projeler üreten bir ilçe olmamız hasebiyle de tabii ki dericilik çevresel olumsuz etkileri en fazla olan sektörlerden bir tanesi. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu ne yapıyoruz şu anda? 1 milyon 360 bin metrekare bir alan üzerine deri ihtisas organize sanayisini kurmuş ve şu anda taşınma sürecini başlatmış. 1-2 yıla kadar dediğiniz gibi, az önce ifade ettiğiniz gibi bu kirli dokudan kurtulmuş, pırıl pırıl daha fiziki koşulları daha uygun hale gelmiş, hijyen ortamı daha geliştirilmiş bir panayır alanına dönüştüreceğiz. Ve buradan da tabii ben size bu soruyu sormanızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki hem dericiliği geliştireceğiz, hem ilçe ekonomisine, hem ülke ekonomisine ulusal ve uluslararası pazarlarda ihracat yapabilecek firmalarımız var bizim. Bunları destekliyoruz, geliştiriyoruz. Aynı zamanda ama fuarımızı, panayırımızı da daha iyi nokta, sosyal yapıyı da daha iyi hale getirmek için canla başla mücadele vereceğiz. Bizleri de bu anlayıştan dolayı, sabırla karşıladıklarından dolayı hem şehir halkımıza, ilçe halkımıza hem de gelen misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.